Herkese merhabalar, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir video bekliyor arkadaşlar. Ben çiftlikteyim, Turgay Usta ile abim bahçede ayva topluyor, nar topluyor, üzüm topluyor. Hayvanları yedireceğim, hizmetlerini yapacağım. Sonrasında Turgay Usta ile abimin yanına çıkacağım, oradan sizlere görüntüler alacağım. Eğlenceli bir video olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz Turgay Usta'nın armut toplama videosu vardı. Şimdi elma demişim. Ayva, üzüm ve nar. Bugünkü gündemimiz o. Ben de sabırsızlanıyorum. Bir an önce yedirip yanlarına gideyim. Eğlenceli ortam oluyor. Benim içimde güzel oluyor. Motive olmuş oluyorum. Ama öncelikle şu hayvanlarımızın karınlarını bir fulleyelim. Zaten çoğunu gene meraya çıkaracağım. Birkaç tane ineği bugün çıkarmayacağım. Şu Nazara'yı falan, yayla kızını da çıkarmayabilirim. Diğerlerini çıkaracağım. Bakalım bugün neler bekliyor bizi, nasıl muhabbetlerimiz olacak, hep birlikte görelim. Arkadaşlar ben gidemedim Turgay Usta'm onlara yardıma. İşim çok yoğun. Toparlayamadım bir türlü işleri. Onları toplamış, getirdiler buraya. Siparişleri hazırlıyorlar. Bakalım neler toplamışlar, ne yapmışlar, ben de merak ettim. Bu arada üzüm çok güzel ya. Nardan yemedim. Nar biraz sevmem çok fazla. Ama üzümden en az 2 kilo yedim herhalde. Helal et Turgay Usta. Helal olsun canım. Tamam, şimdi kamerayı döndürelim. Bakalım nedir bugünden beri ağaçların tepelerinde bu Turgay Usta. Oraya gitseydim daha güzel olacaktı aslında. Güzel görüntüler yakalayacaktım. Düştün mü Turgay Usta? Yok. Tamam o zaman. Evet, mahsullerimiz burada. Arabada da kasaya toplam. Arabada da var mı? Var. 4 kilo fazla geldi. Tamam olsun. Arabadaki üzümler de burada. 4 kilo mu istemişlerdi? Evet, 4 kilo istemişlerdi. Hacı abime, bu Hacı abimin. O bayana 5 kilo. Elif Hanım'a 3 kilo. Var orada birkaç. Tamam. Unuttum onları da. Fazla fazla koyuyor Turgay Usta'm. Tabii ki. Hak yemek yok. Yok. Fazlası bizden gitsin. Tamam. Tabire yazar mı? 4 diye kırmızı galiba. Var mı? Var, kalem var. Narlarımız burada. Bahçe mahsulü. Biraz böyle şey ama içleri güzel. Bir tanesine şey yapabilir misin Turgay Usta'm? Şunu mesela. Bak bu en küçüğü sen. En küçüğü, bakalım nasıl çıkacak. Şimdi şöyle bıçağım da yok ama ne var? Ama nasıl pazarcısın sen Turgay Usta'm ya? Yok, bıçak var da şimdi içeri de Samet. Ay. Baksanıza şuraya arkadaşlar. Haberi yazayım, 4 kilogram. Tatlı nardır bu. Bu narların hikayesini sen biliyor musun? Bak. Biliyor musun bu narların hikayesini? Samet'in nereden biliyorsun? Bunlar ağaçları nereden geldi bizim bahçeye? O zamanlar ilkokula gidiyordum. Ya 3. ya 4. sınıfa. Çok da tatlı ya. Kenan diye bir arkadaşım vardır. Buradan izliyorsa kendisine selam söylüyorum. Sürekli ama anlatıyorum. Şurayı bir ayarlayayım, değil mi? Dur, kamerayı döndüreyim de öyle anlatayım. Kenan arkadaşımı sürekli annesi beslenmesine nar koyuyor. O zamanlar yiyordum, seviyordum. Bana da veriyordu. Birlikte yiyorduk. Sonrasında dedim ki Kenan, bunun fidanından var mı? Bakın daha çocuğum ha. Bilmiyorum dedi Kenan. Dedeme sorarım. Dedem ilgileniyor onlarla. Deden dedesine gitmiş. Demiş beni. Demiş bir arkadaşım nar fidan istiyor dedi. Dedesi şok olmuş. Sınıf arkadaşım evet demiş. Hoşuna gitti herhalde. Yani küçük yaşlı olmam, nar fidan istemem. Dedenin hoşuna gitmiş. Beni çağırdı. Gittik Kenan'la bir öğle arasında. Bana nar verdi bir sürü ve bir sürü de fidan verdi bana. Sevdi de beni. Böyle hiç unutmam. Bembeyaz sakalı vardı, kocaman sakallı. Çok nur yüzlü bir dedeydi. Tabii şimdi rahmetli oldu. Nur içinde yatsın. Çok iyi bir insandı. O narlardan ben buraya getirdim. Anneme verdim. Birlikte diktik. O zaman bir 10 tane vardı fidan. Onlardan da fidan yaptık. Çoğalttık derken yaklaşık yani bir 20 yıldan beri narımız vardır. Bakın. Bu şekilde. Yani bu narların hikayesi budur arkadaşlar.
sadece nar değil birçok fidanım vardır benim burada yetiştirdiğim. Çok fidan ağacı, özellikle fidan ağacını çok severim yetiştirmeyi, meyve ağacını. Fidan ağacı diyorum, meyve ağacını. Severim yani. Bu ne kurgay ustam? Bu da 4 kilo mu olacak? Bu da 4 kilo olacak. Vay. Turgay ustamın da ayva zulası var burada. Bakın onları satmayacakmış. Ayva da dedim toplayacak Turgay ustam ama ayvalar kurt vurmuş. Reçellik olmuşlar artık. Yani kurt vurmuş onlara. İyice soyulup temizlenmeleri lazım. Kurtlu yerlerin çıkarılmaları lazım. Yani müşteriye gitmez. Öyle değil mi Turgay ustam? Evet Samet. Tamam, bu da 4 kilo oldu. Bir tane de fazladan atıyoruz. Bak, Turgay ustam yine cömert gününde. Aha. Bir tane de fazladan atıyorum diyor. Bak bak. Tabii. Fiyatları nedir peki, fiyatlandırmaları? 5 lira. 5 lira mı? Üzüm de 5. Bir şey değil Turgay ustam. Vatandaş üzümler mi yesin dedi. Yani bahçede ziyan olacağına. Vatandaş yesin dedi. Evet, çek sana biraz. Kaç kilo yaptın yine? 4 kilo. Siparişleri hazırladık arkadaşlar. Saat şu anda kaç? 4'e geliyor değil mi? 4'e geliyor. Nasıl bir gündü Turgay ustam? Yorucu. Çoktu değil mi? Yorucu. Bu meyve sebze işi bizi yordu arkadaşlar ya. Ayrıyetten. Bir bakalım siparişler tamam mı? Hep birlikte görelim. Hoş. Şimdi burada bizim maslarımız da var. Bakın arkadaşlar. Birisi, bir müşterimiz bir kasa üzüm aldı bizden. Diğerleri 5'er, 3'er, 7'şer kilo. Nardı, üzümdü. Hepsini sattık şu anda. Koşu bandı ne kimin? O bile sattık. Onu bile sattık ya. Koşu bandı bile ne sattık arkadaşlar. Annemin eski koşu bandı. Abim almıştı. Onu da bizim Ümit ustamız var. Tesisatçı. Ümit ustama sattı onu. Abi ticaretle sınır tanımıyoruz. Abi ben gözüm korkmaya başladı ya. Ne buluyorsak satıyoruz ya. Samet ben gidiyorum. Bakayım sipariş listeni. Çok karışıktır, hiç oralara girmeyeyim. Turgay tamam. Ustam öyle bir sipariş listesi hazırlar ki. Da Vinci'nin şifresi gibi aynı. Hadi görüşürüz Samet. Hayırlı akşamlar herkese şimdi. Bugün çok derinlere giremedik ya. Çok yoğunduk yani, gerçekten yoğunduk. Turgay ustam da şu anda diken üstünde duruyor. Çok gidecek yerleri var. Vallahi kaç ya. Yer? En az 20 yere uğrayacaksın herhalde. Uğrayacağız. 20 yere. Uğrayacağız. Hadi bakalım. Şimdi ateşleyeyim. Vur bir bona. Yuvarlayacak arabayı heyecandan. Bugün neler yaşadık onlardan bahsedeyim size. Dediğim gibi çok fazla videoya giremedim, hatta hiç giremedim. Meyvelerin toplanmasına yetişemedim. Burada bir işte ufak tefek kasalarken, pardon, paketlerken işte çekebildim. Bugün ne oldu? Üzümler vardı bahçede, narlar vardı, ayvalar var. Ayvaları toplamadık, kurt vurmuş onları diye. Normalde inşaata gideceklerdi yine abimle Turgay ustam. Dedim ki yağmur geliyor, biraz da ben sebep oldum onlara. Bu üzümleri toplamamız lazım. Yazık olmasın. İnşaat işini bir gün öteye atabiliriz. Yani kaçmaz gitmez. Sonuçta yapılacak. Bir şey ettim. Şu anda da yağıyor. Bak çiselemeye başladı. Yani zamanlamamız güzel. Bir şey ettim. Onları buraya çağırdım. Getirttim. Hiç çiftliğe sabah uğramadılar. Direkt bahçeye gittiler. Toplamaya topladılar. Aldık geldik. Üzümleri işte. 5 kasa mıydı üzüm? İşte 2-3 kasa da nar vardı. Marketçileri arıyoruz. Toptan süt verdiğimiz yerleri arıyoruz. Kimse almıyor abi. Nar. Nar diyoruz var. Üzüm diyoruz var. 5-6 yeri marketçiyi aradık. Kimse oralı değil. Bu sefer yüklendiler bana. Dediler bak biz işimizden ettin. Satamıyoruz. Elimizde kaldı. Dedim durun. Durun ya. Bir daha sabahın erken saatleri dedim. Hemen Instagram'dan Burcu da sağ olsun çok yardımı dokundu. Instagram'dan birkaç duyuru yaptık. Sonra bütün süt verdiği müşterilere görsel, böyle güzel bir görsel hazırladım. Onlara resim attım. Nar var, kokulu üzüm var. Tatlı nar var, kokulu üzüm var. Bugün toplandı. Bugün dağıtıma çıkacaktır. İsteyen sipariş verebilir diye yazdım arkadaşlar. Telefonum nasıl biliyor musunuz? Böyle luk 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 sürekli mesaj sesi. Burcu bir yandan arıyor işte benim arkadaşıma oraya 3 kilo, buraya 5 kilo.
arayanlar oluyor. Bu sefer baktım Turgay Üstam'la abim birbirine bakıyor. He, Turgay Üstam da cesaret aldı bu durumdan. O da eşine söyledi. Eşi de sağ olsun o da bayağı bir sipariş yol verdi bize. Hatta bir kasa üzümü o sattı. Arkadaşlarına söylemiş. O onun arkadaşlarına söylemiş. Hatta hiç tanımadığım numara bile beni aradı. Üzüm var mı sizde diye. Evet doğrudur dedim. Onlar aldı 5-6 kilo. Komşusu aldılar. Bir baktık arkadaşlar sabah doluydu burası. Nar da üzüm de aynı. Şu anda hiçbir şey kalmadı elimizde. Tertemiz. Bu sefer Turgay Üstam işte şey yaptı. Acele ediyor. Yani gerçekten çok fazla sipariş var. Hepsini teslim etmesi gerekiyor. Kimi adresi bilmiyor. Yeni arayanlar oldu. Komşularından duyup. Bir anda bitti işte. Üzümü kaç liraya verdik? Kilogram fiyatı 5 liradan verdik. Narı da 5 liradan verdik. Dedik hesabı zor olmasın. 6 lira falan diyecektik ama dedik hesabı kolay olsun. Bir de çok pahalıya kaçmayalım. Marketleri aradık ilk öncelikle. Dedik ne kadar işte alıyorsunuz narı, üzümü. İşte toptan 5 lira dediler bize. Üzümü de 5 liradan alıyoruz. Bir yer 5,5-6'dan alıyorum ama dedi şu anda elimde üzüm var dedi. Biz de dedi ki vatandaş toptan fiyatına bizden üzüm alsın, yesin. Hani çok da taş attık da kolumuz ağırmadı yani. Şurası hemen topladık. Hani bizim işimiz bu değil. Hani tarımla uğraşmıyoruz ama yazık olmasına da gönlümüz el vermedi. Böyle topladık. Dedik vatandaş geliş fiyatından alsın, yesin. Normalde 7 liradan satıyorlarmış. 5 liradan alıp marketler 7'den satıyorlarmış üzümü. Yani öyle bir gün geçirdik. Sonunda ben kazandım ama yoksa var ya beni yiyeceklerdi. Bizi inşaattan buraya getirttin. Satılmıyordu elimize kaldı. Boş yere mi o kadar zahmet çektik diye beni yiyeceklerdi. Ama tabii ki de bir çevremiz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Hatta beni izleyen içinizden birçoğunuz da beni izliyor şu anda. İzliyor ve Instagram'dan da takip ediyor. O müşterilerimizden de sipariş verenler oldu. Sağ olun. Beni kurtardınız yani. Bir de şundan bahsedeyim. Aynı zamanda bugün normalde bizim dağıtım günümüz yoktu arkadaşlar. Hani sipariş geliyordu ufak tefek. 5 kilo süt, 3 kilo süt, 2 kilo tereyağı ama bugün de ne olduysa üzüm istiyorlar ya. Madem geleceksiniz işte komşuma da 5 kilo süt. Öteki de diyor üzüm için gelecekseniz bana süt işte sütümü de getirin. Ve aynı zamanda başka yerlerden de arayanlar oldu bize tereyağı, peynir, süt için. Bir anda hem üzüm işte nar siparişleri paketlendi. Şu anda da abartısız diyorum. Normalde bugün hiç elimde siparişim yoktu. Şu anda da 45 litre civarlarında bugün içerisinde. Hatta bak abim de yoktu burada. Abim önden gitti. Karışık yerler vardı. Turgay Üstam dedi benim siparişim çok fazla oldu. Ben dedi hiç Akçabat'a sapmayayım. Trabzon'a gidiyor direkt. Oraları halledeyim. Abim önden gitti Akçabat'a. 40-45 kilo süt bugün gönderdim tahminimce. O civarlardaydı. 5-6 kilo tereyağı gönderdim. Ve 7-8 kilo da vardı işte. Peynir gönderdim. Yani her işte bir nasip varmış arkadaşlar. Bugün demek ki böyle bir gün yaşayacakmışız. Hemen karamsarlığa kapılmamak lazım. Ki ben hiç öyle biri değilimdir. Hiçbir zaman ümidimi kaybetmem. Mücadeleciyimdir. Mücadele etmeyi severim. Yine ufak bir anımı anlatayım sizlere. Uzun oldu. Uzattım biraz. Kusura bakmayın. Eskilerden. Burayı yıkılmadan önce yine süt işi yapıyordum ama o zamanlar çok külfetliydi burası. Yani 40 civarlarında hayvanım vardı. Bunların yarısı sağılır hayvandı ve günlük 250 litre, 300 litre araları süt çıkarıyordum. Yaz sezonları bilirsiniz süt satışları düşer. Ben de inatçıyımdır böyle sütümü satmak için elimden geleni yaparım. Gider konuşurum, sokakta insan görsem anlatırım. İşte Akçabat'tan geliyorum, kendi ürünlerimden işte satıyorum falan filan. Yani pazarlamam iyidir kendi çapımda. Arabamda da o zamanlar böyle 50-55 kilo bir süt kalmıştı. Beşerlik şişelere doldurdum onları. Sipariş gelmedi ama dedim Trabzon'a kadar gidiyorum. Yanımda da bunları ben alayım. Bunları dedim ben satarım. Cuma günüydü. Hiç unutmuyorum. Boztepe'de Turgay Üstam'ın evlerinin yakınlarında, evinin yakınlarında. O zaman cuma namazına gittim, girdim. Çıktım cuma namazından dedim ben bu sütleri şimdi kime şey yapayım, kime satsam. Sonra bir baktım ki cuma namazından çıkana bir sürü insan dedim tam yerine düşmüşüm haberim yok. Açtım arabanın bagajını o zaman Ford Fiesta vardı. Güzel bunları öyle dizmişim oraya. Herkese diyorum Akçabat'tan geldim süt alır mısınız? Taze sıcak süt bakabilirsiniz işte günlük süt öyleydi böyleydi. Baktım birkaç kişi arkalardan evi arıyor. Diyor ki süt lazım mıydı bak Akçabat'tan.
sütçü çocuk geldi. İşte süt alayım mı? Hemen böyle arabanın başına birkaç kişi geldi. Dedi bana 5 kilo. Öteki işte bana dedi ver. Merak edenler geldi. Nedir bunlar? Ne değil derken elimde hiç süt kalmadı arkadaşlar. Aynı zamanda bir sürü süt müşterisi edindim orada. Şimdi şöyle bir şey vardır. Akçaabat'tan geliyorum dediğiniz zaman Trabzon'da çok güzel gözle bakarlar size. Çünkü en çok yöresel ürünü çıkaran Akçaabat taraflarıdır. Yani bu yeşilliğe sahip, hayvancılık üzerine olsun, tarım üzerine olsun. Akçaabat bölgesinde organik olduğu için çok tercih edilir. Akçaabat'tan geliyorum dediğiniz zaman tercih edilirsiniz. Dediğim gibi bir sürü de süt müşterisi edindim. Hiç unutmam o günü. Yani işin kısacası mücadele etmeyi severim. Elimden geleni yaparım. Elimdeki ürünü satmak için. Sonunda da satarım yani. Bugünlük bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yoruldum. Daha iyi, daha güzel çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.